Merhaba Serra Sara, ben Serra TV'ye hoş geldiniz. Bugün bomba bir açıklamayla başlıyorum. Dünya dönüyor, sen ne dersen de yıllar geçiyor, fark etme sen de. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Merak etmeyin, hep bir yerlere gidiyoruz. Bugün biraz sahiplenmekten bahsetmek istiyorum. Bu dünya dönüyor arada zaten geri döneceğiz haliyle. İşe Upanishad'dan bir şey okuyarak başlamak istiyorum. İşe Upanishad'ın girişini okuyarak başlamak istiyorum. Diyor ki İşe Upanishad, yeryüzünde hareket eden ne varsa her şey Tanrı'da saklıdır. Ancak tüm bunları teslim ettikten sonra bir şeyin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Kimsenin zenginliğine göz koymayın. İnsan 100 yıl yaşamak ister, işler yapmak ister, istediği ona verilecektir de ama ancak şu şekilde, yaptığı iş ona yapışmayacak. Bu yaptığı iş ona yapışmayacak kısmını başka bir videoda konuşmuş olmamız gerekiyor hatırladığım kadarıyla ama burada ne diyor? Kimsenin zenginliğine göz koymayın. Aslında burada demek istediği şey ne biliyor musunuz? Sahiplenmeyin. Yani bütün işe Upanishad zaten, bütün Upanishadlar varoluştan bahsediyorlar, varoluşu sana anlatmaya çalışıyorlar. Ve burada diyor ki sana, ne senin olabilir ki sahipleniyorsun? Biz hep sahipleniyoruz. Benim diyoruz, benim masam, benim kitabım, benim bardağım, benim sevgilim, benim arabam, benim işim. Hep ben diyoruz, hep sahipleniyoruz ve sahiplendikçe de işte ne yapıyoruz? Ona yapışıp kalıyoruz. Benim, benim, benim diye bir şeylerin peşinden gittiğimiz zaman aslında işte o dünyanın dönüşünün biraz dışında kalmaya çalışıyoruz. Ama sen ne yaparsan yap, dünya dönmeye devam edecek. Ne oluyor? Ne oluyor hayatımızda? İşte benim diyoruz, bu mutlaka benim, bunsuz yapamam diyoruz. Bu insan hayatımda olmazsa olmaz diyoruz. Ama şimdi bir kendi hayatına bak, 10 sene önce hayatında olan şeylerin, insanların, olayların belki de çoğu şu an hayatında yok. Ne oldu? Hayat devam ediyor, dünya dönüyor dediğim gibi, şarkının da dediği gibi. İşte burada ben dedikçe, sahiplendikçe, benim dedikçe aslında kendimizi daha büyük bir zenginlikten uzak tutuyoruz. Çünkü ne diyor? Yeryüzünde hareket eden ne varsa her şey Tanrı'da saklıdır. Ancak tüm bunları teslim ettikten sonra bir şeyin mutluluğunu yaşayabilirsiniz diyor. Yani burada anlatmak istediği şey diyor ki sana, benim demediğin zaman, bu masa benim demediğin zaman diyor, bütün masalar senin oluyor. Çünkü sen benim dedikçe aslında her şey hepimizin, her şey hepimize ait. Sen bu benim dedikçe ne yapıyorsun? Bu masa benim diyorsun, diğer bütün masalardan vazgeçmiş oluyorsun. Bu insan benim diyorsun, diğer bütün insanlardan vazgeçmiş oluyorsun. Sürekli bir şeyi sahiplenmeye çalışıyorsun. Çünkü bunun sana zenginlik getirdiğini zannediyorsun ama aslında sen sahiplendikçe daha da küçük bir alana geliyorsun. Yani daha az şeye sahip oluyorsun. Mesela evim diyorsun. Aman evimin peşine bir şey gelmesin. Yine ben kendimden örnek vereyim. Annem bana 3 gün boyunca Bodrum'daydık. Bodrum'da bir evimiz var. Bana anlatıyor işte bu evi kiraya mı versem, şunu mu yapsam şöyle. Ama 3 gün evi konuştu. Ne olmuş o dönemde bilmiyorum. Ben de diyorum ki evim evim diyorsun, ne senin olabilir ki? Ama tabii şimdi böyle konuştuğum zaman annenizle, annen sadece sana bakıyor, ne demek ne senin olabilir ki diye. Ama aslında evet, sonuçta aslında hiçbir şey bize ait değil ki, bugün var, yarın yok, geçici olan bir dünyadan bahsediyoruz. Gerçekten o 3 günün sonunda deprem oldu Bodrum'da. Ve bizim hani bütün her yer çok sallandı. Ve dedim ki anneme, ne oldu dedim, evim evim diyordun, az daha evin kalmıyordu. Tamam tamam dedi, sus anladım. Yani gerçekten işte böyle şeyler oluyor ama bazen de bize bir şeyler anlatmak için oluyor. Hiçbir şey bize ait olamaz. Benim diyoruz, benim, ben diyorum, benim vücudum. Bu vücut daha önceden küçükken başka bir vücuttu, şimdi başka bir vücut. Daha da yaşlandığım zaman bambaşka bir vücut olacak. Değişeceğim bir şeyden bahsediyoruz. Öldüğün zaman geride bıraktığın bir şeyden bahsediyoruz. Ne senin olabilir ki? Benim, ne bileyim, kocam diyorsun belki, karım diyorsun, eşim diyorsun. Hayat değişiyor, dünya sürekli dönüyor. Hayatına sürekli bir şeyler giriyor, çıkıyor. Sürekli bir olaylar yaşanıyor, bitiyor. Kalan tek şey ne? Sensin. Ne yapacağız? Hiç mi evimiz barkımız olmayacak? Hiç mi bir şey yapmayacağız? Hayır, burada şimdi sahiplenmekten bahsediyoruz ya, sahiplenmekle eşlik etmek arasında çok büyük bir fark var. Şimdi ben de akşam evime gidiyorum, evimde kalıyorum ya da burada yoga kiyodayız, burada bir stüdyonun içinde var oluyoruz. Bu demek değil ki bunun keyfini çıkartmayalım ya da burayı kullanmayalım. Ama biz buraya eşlik ediyoruz. Yani burada sahiplenmek demekle kastettiğim şey ne? Yarın aman Allah korusun buraya bir şey olursa ben yaşayamam dediğin an olaylar tamamen renk değiştiriyor.
Bir şeye sahip olmakta bir sorun yok. Olay onunla birlikte olmak, onunla birlikte dönüşebilmek, herhangi bir iş yaparken dönüşebilmek, herhangi biriyle var olurken dönüşebilmek. Ama onu sahiplenmeye başladığın an işin rengi değişiyor. Çünkü diyorsun ki bu benim ve böyle kalsın. Bazı şeylerin aynı kalmasını istiyorsun. Ne dedik? Dünya dönüyor, hayat akıyor, sürekli birileri giriyor çıkıyor. Sen bu şeyin içinde dönüşmek yerine, bu akışın içinde dönüşmek yerine o akışın içinde benim dediğin şeylerle aynı kalmak istiyorsun. Bu da senin aslında büyümeni engelliyor. Ne dedik, ne diyoruz hep bu programda? Buraya geldin çünkü bazı şeyleri deneyimlemen gerekiyor. Buraya geldin tabii ki insanlarla bir arada olacaksın, bir takım şeyler deneyimleyeceksin ve bunların sonunda farkındalığın artacak. Ama sen bu benim, şu benim, bunlar hayatımda olsun, bunlar olmazsa olmaz, evim olmazsa olmaz dediğin an belki bu andan bir an sonra sana başka bir kapı açılacak, o kapının açılmasını engelliyorsun. Hepimizin bir hayat planı var. Hepimiz burada kendi hayatımızı, kendi yolumuzu yaşamak için var oluyoruz aslında. Yine bu videoyu çeken Name ile benimki aynı değil ama demek ki paralel yerlerimiz var ki bir arada vakit geçiriyoruz. Burada belli bir hayat çizgisinin peşinde gidiyorsun ve hayat sen istemesen de aslında hep sana diyor ki gel sen bunun için geldin, seni o tarafa doğru götürmeye çalışıyor ama sen benim, 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 benim dedikçe, sahiplendikçe çünkü o anı sahiplenmeye başlıyorsun. Mesela bir ilişkin içindesin diyelim. Belki ilişki senin için artık tamamlandı ama o ilişkinin içinde kalmak istiyorsun. Benim ilişkim diyorsun. Çıkmak istemiyorsun ondan. Belki o ilişkiden çıksan artık hayat senin çünkü demek ki oradan alacağını almışsın. Başka bir şeyin içine gideceksin. Belki oradan çıksan bir adım sonra seni çok büyütecek bir şeyin içine gireceksin. Ama benim dediğin için, o ilişkinin içinde olmak istediğin için o seni büyütecek olan yere gitmiyorsun ve potansiyelini tam kullanamıyorsun. Hep şey zannediyoruz, başımıza iyi şeyler geliyor, kötü şeyler geliyor ya da bir takım deneyimler, işte çok kötü bir deneyim yaşadım diyorsun. Ama bir sürü deneyimin sonucunda aslında kocaman olmuyor muyuz, büyümüyor muyuz? Yoga felsefesinin, yoganın öğrettiği 4 şey vardır. Bunlardan biri de şudur aslında. Bütün sorunların, çözümlerin kaynağı benim. Yani yine burada da anlatılan şey, Upanishad'da anlatılan şeyle çok paralel. Diyor ki, çözüm de sende ama sorunları yaratan şey de senin sürekli benim demen. İşte ne bileyim bir arkadaşın arabasına biri çarpsa tampona dersin ki ya ne olacak alt tarafı tampona çarpmışlar. Ama senin arabana biri çarpsa hele ki arabayı yeni almışsın düşün gıcır gıcır bir araba. Tampona çarptı çok küçük bir şey var belki ortalığı ayağa kaldırırsın çünkü vay efendim senin arabana yapıldı. Ya da işte birinin çocuğuna bir şey olur, belki anne çok tepki gösterir ve dersin ki ne gerek vardı böyle bir tepki göstermeye. Ama senin çocuğuna bir şey yapıldığı zaman ortalık birbirine girer çünkü nasıl olur da biri senin çocuğuna bir şey yapar. İşte bu benim dediğimiz şeyler aslında tam olarak varoluşu algılayamamamızdan geliyor. Çünkü maya dünyası, illüzyon dünyasından bahsediyoruz burada aslında. Burada bahsettiğimiz şey her şey geçici. Gerçek olan şey kalıcı olandır. Geçici olan şeyler senin olsa ne olur, senin olmasa ne olur? Yani diyoruz ya, bu benim diyorsun, vücudunu bile bir noktada bırakmak zorunda kalıyorsun. Bunsuz yapamam dediğin her şeyle hayat seni yaptırtıyor. Yani diyorsun ki bu olmazsa mümkün değil olmaz. Bir bakıyorsun o olmadan da hayat devam ediyormuş. Ay bu işte bizim topraklarımızda çok var ya böyle şeyler. Biz daha böyle Akdeniz insanlar olarak daha tutkulu tipleriz. İşte ya benimsin ya kara toprağın, sensiz yaşayamam, odur budur bir sürü şeylerimiz var biliyorsunuz. Ama herkes herkessiz yaşıyor. İşte şu işimi çok seviyorum, bu olmazsa olamam diyorsun ama yine oluyorsun, yine hayata devam ediyorsun. Yani sana diyor ki aslında hayat, bu bağlandığın şeylere bağlanma, sahiplenme bunları. Sahiplendiğin zaman aslında küçülüyorsun. Sahiplenmesen daha da büyüyeceksin diyor. Bu ev benim demediğim zaman her ev benim evim oluyor. Sokaklar da benim evim oluyor. Ama bu ev benim, aman bu eve bir şey olmasın dediğimiz zaman o eve bir şey olduğu zaman Allah'ım hem dünya başıma yıkılıyor hem de sürekli bir sahiplenme ve bir illüzyonun içinde kayboluyorum. Hayat değişiyor. Hayatın 10 yıl, 10 yılı bırak dünkü hayatınla bugünkü hayatın aynı şey değil. Hep değişecek. Dünya dönecek sen ne dersen de. Sen istiyorsan bu benim de, bunsuz yapamam de. Dünya dönmeye devam edecek. Sen onunla birlikte dönüyor musun? Dediğim gibi sahiplen, yani
bir şeye sahip olmanda bir problem yok. Bir yere gitmende bir problem yok. Bir işin olmasında problem yok. Onlarla birlikte var olman başka bir şey. Onları sahiplenmeye çalışman çok başka bir şey. Ne diyor? Sana istediğin her şeyi verecek. Yeter ki yapışma onlara diyor. Yoga felsefesi ne diyor? Bütün sorunlar benim dediğin için başlıyor diyor. Çünkü kocaman bir bütünden bahsediyoruz. İçimizdeki o hissettiğimiz boşluğu doldurmaktan bahsediyoruz. Ve hep yaptığımız şey dışarıda olan bir şeylere sahiplenmek. Dışarıda olan şeyler istediğin kadar sahiplenebilirsin ama hiçbiri kalmayacak. Çünkü yani hayatın doğasına aykırı. Hayat değişmek üzerine kuruldu, değişim üzerine kuruldu. Sen ne yaparsan yap değişecek. Bazı şeylerin değişmesini istiyorsun, hoşuna gidiyor. Bazı şeyler hep aynı kalsın istiyorsun. İşte öyle olmuyor. Her şeyin değişmesini onaylaman gerekiyor. Yani sen onaylamasan da zaten değişecek de her şeyin o değişimine kendini birazcık bırakabiliyor olman gerekiyor. Her işin içinde bir hayır olduğunu görebilmek gerekiyor. Çünkü öbür türlü gerçekten onun bunun peşinde benim diye aslında hayatın seni götürmeye çalıştığı yerlerden uzağa düşüyorsun. Şimdi peki ne yapacağız bu konuda? Bunlar büyük konular. Yani biz bunları böyle rahat konuşuyoruz ama aslında konuştuğumuz her konu çok önemli ve çok çok büyük konular. Şimdi ben size desem ki tamam artık hiçbir şeyi sahiplenmeyin. İşte bu böyle paldır küldür olan bir şey değil. Minik bebek adımlarıyla başlıyoruz bunlara ve bir gün bakıyorsun ki hayatında bu minik adımlar seni çok başka bir zihinsel duruma taşımış. Ne yapacağız? Mesela bunun için çok güzel bir çalışma yapabiliriz. Her şeyi sahipleniyoruz diyoruz ya. Sevdiğin bir şeyleri insanlara hediye edebilirsin mesela. Vazgeçebilirsin. İşte çok sevdiğin bir kolyen var, birine hediye edebilirsin. Çok sevdiğin bir kitabın var, onu başka birine verebilirsin. Bu küçük bir şey olarak gözükebilir ama böyle pratikleri insanlara verdiğim zaman inanın bazen şey oluyor. Yani 100 tane ne denir ona? Bileklik. 100 tane bilekliğim var. Bir tanesini birine ver diyorum. Hayır veremem diyenler oluyor. Çünkü yok diyor çok kıymetli. Ya da işte yine bakayım annem beni dövecek. Annem de sürekli bu videoda dövecek. Mesela çok güzel saksı boyuyor annem. Hakikaten inanılmaz güzel boyuyor. Dedim ki şu saksılardan bir tanesini şuna ver dedim. Yok onu vermem dedi. Niye onu vermiyorsun? Çok işte bilmiyorum onu çok sevdim. Ben yeni bir tane yapayım onu vereyim dedi. İşte şimdi bu noktada yeni bir tane yapıp onu vermesi de güzel bir şey ama madem onu vermek o kadar zor aslında o saksıyı verse daha çok faydasını görür. Çünkü verdikçe bir alan açıyoruz kendimize. Yani hem de kendi hayatımıza girecek şeyler için de alan açıyoruz. Hep insan böyle benim olsun diyor ama bunları sakladıkça bu iş böyle olmuyor. Verdikçe alan açıyoruz, verdikçe paylaşmayı öğreniyoruz. Biraz paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani bunu illa böyle bir şey vermek olarak da düşünmeyin. İşte çocuklardan bahsettik. Bir yere gittiniz, kendi çocuğunuza bir şey götürdünüz. Belki başkasının çocuğuna da bir şey verebilirsiniz. Böyle minik minik şeyler ama inanın bu minik adımlar sizde bu sürekli benim. Bir de şeyi de yapmayın lütfen. Çünkü burada öyle de oluyor. Hak edene verme. Kimin neyi hak ettiğini sen bilemezsin. Hiçbirimiz bilemeyiz. Bu hani işte bu benim için çok kıymetli ama bunu bari çok sevdiğim bir arkadaşıma vereyim. Ama öyle yapma. Çünkü o zaman yine kendini başkalarından ayırıyorsun. Senin buradaki pratiğin amacı senin için kıymetli olan bir şeyi vermek. O yüzden hatta aslında belki çok alakan olmayan birine vermenin senin için daha da faydası var. Çünkü şey gibi bu kitap benim için çok kıymetli. Bunu ben işte gittim Name'ye verdim. Name'nin zaten buna iyi bakacağını biliyorum. Sen bunu verdikten sonra senin bununla bir alakan yok. Mesela bazı insanlar şeye çok kızarlar, hediye verirler. O insan da o hediyeyi başkasına verir. Bu benim de başıma gelmişti. Ama çok yıllar önce böyle üzülmüştüm. Aa dedim ben sana hediye aldım. Onu niye başkasına verdin? O kadar mantıklı bir cevap geldi ki sen bana aldın bunu. Evet ben ona aldım o hediyeyi. Onun o hediyeyle ne yapacağı beni ilgilendirir mi? Biz bir sözleşme mi imzalıyoruz? Ben sana bunu hediye aldım, bunu verdim. İşte aslında o yüzden şeye de yani böyle çok da alakanızın olmadığı insanlara hediye etmeniz böyle şeyleri ya da vermeniz çok da faydalı olur. Bu story de paylaştım ama burada da tekrar etmek istiyorum. Şimdi bunları konuşuyoruz, bu pratikleri veriyorum. Bu pratikler yapılmadığı müddetçe hiçbir işe yaramayan şeyler. Yani bunların hakikaten hayatınızda bir dönüşüm yaratması için bunları uyguluyor olmanız lazım. Bir sürü pratik verdim. Arasından sizin için en önemli olan konu neyse onu seçebilirsiniz. Bugünkü konumuz sahiplenmek. Bazı insanlar gerçekten çok sahipleniyor. Mesela bu sizin için çok önemli bir konuysa bu pratikten başlayın. Bunu devam ettirin ve göreceksiniz, şaşıracaksınız belki.
Siz verdikçe vermek kolaylaşacak ve gerçekten bu sahiplenme fikri hayatınızdan kalkmaya başlayacak ve inanılmaz bir özgürlük hissedeceksiniz. Yani bugün bu kitap var, yarın olmadı. Yapacak bir şey yok. Hayat diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki dünya dönüyor, ben ne dersem diyeyim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.